Aslan Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Aslan olanlar 21 Mart 2019 Terazi Burcu'ndaki Dolunay'ı anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Özellikle Yükselen Burcu Aslan olanlar dinlerse çok daha isabetli yorumlar elde etmiş olur. Yükselen Aslanlar, sizin bu Dolunay 3. evinizde gerçekleşiyor. 3. ev neydi? 3. ev yakın çevreydi arkadaşlar. Komşular, arkadaşlar, iş arkadaşlarınız da temsil ediyor. Ve kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, yakın çevremiz ve bizim zihin yapımızı temsil eden bir ev. Burada gerçekleşen Dolunay bizim bu konularda bir gündemimiz vardı ve bu gündemimiz artık bir kapanış enerjisinde. Çünkü Güneş ve Ay karşıt durumda geldiğinde bizim var olan bu gündemimizi kapanma enerjisi verir. Peki bu zihin yapımızdaki bu düşünce, eğitim, trafiği de temsil ediyor. O yüzden bu dönemde daha trafik noktasında daha dikkatli olmanız gereken bir dönem. Ve yakın çevre noktasını da arkadaşlar, belki çok tolerans tanıdığınız bir çevredeydiniz. Artık bu konuda hayır, artık şunları şunları yapacağım, bunları bunları yapmayacağım gibi belli başlı konularda keskin kararlar alarak bu dolunayı, yani bu düşüncelerinizde bir kapanışa gitme gibi bir durum söz konusu. Daha ileriki yaşlarda bir aslan burcuysanız arkadaşlar, bu da sizin parmaklar, kollar, göğüs ve mide noktasında daha hassas olacağınız bir dönemi ifade ediyor. O yüzden bu konularda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu kapanış enerjisi olarak dolunayın hemen akabinde Şiron'la kavuşacağı için aslında bu kapanış bize çok iyi gelen bir kapanış. Yani çok daha önceden yapsaydım diyeceğiniz ve size pozitif etkilerini de daha ileriki zamanlarda göreceğiniz bir kapanış. Özellikle daha genç bireyler için yakın çevre noktasında ve eğitim hayatı noktasında, ki üniversiteye kadar olan eğitim 9. ev ifade ediyor. Bu 3. ev daha çok üniversiteden önceki eğitim, yani lise, ilkokul, ortaokul, daha erken bir eğitim olduğu için o dönemlerdeki konularınız noktasında da bir kapanış söz konusu olabilir. Dolunay'ın hemen etkisi o gün görecek diye bir durum söz konusu değil. Yaklaşık bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasında genelde gözlemlenir. O yüzden bu süre zarfında o an görecek de bir durum değil arkadaşlar bu yani. En önemli bu 3. evin diğer bir önemli şey de var olan düşüncenizde bir uyanış da söz konusu olabilir. Yani ben bunu daha önceden neden düşünemedim, keşke bunu kapatıp bunu yapsaydım gibi bir durumla da karşılaşmanız söz konusu. Genel olarak bu şekilde. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın.